başarılı komedyen Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 6 ile ilgili magazin Burada istihbaratına gelen şok bilgi şov dünyasında şok etkisi yaratacak. Ya senaryo benim senaryo. Resime baktığım zaman zaten ilk yayınladığı resim benim senaryonun ana karakteri. Yani içeriğini ayrı yani o içeriği size anlatsam o resmi çizersiniz. Şok iddianın sahibi Karadeniz'de yaşayan 38 yaşındaki Cengiz Yılmaz. Aslen devlet memuru olan Cengiz Bey, Şahan Gökbakar'ın yeni filminin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve yapım şirketine dava açacağını söylüyor. Şahan Gökbakar filmlerini çok seviyorum. Recep İvedik filmlerini daha çok seviyorum. Kaskın Olsun diye bir senaryo yazdım. 2017 3. ayın 3'ünde bitirdim. 4. ayın 4'ünde telif hakkını aldım. Gönderdim. Kendisi de bana ulaşacağını söyledi fakat ulaşmadı. Ben senaryo benim emeğim, alın terim. Yani onu yazarken çok uğraştım. Yaklaşık 2 sene önce senaryoyu Şahan Gökbakar'a ilettiğini söyleyen Cengiz Yılmaz, avukatı Ali Akkaya ve danışmanı Mümtaz Köprücü vasıtasıyla geçtiğimiz ay ihtarname göndermiş. Recep İvedik 6 filminin fragmanı yayınlandıktan sonra çekilen filmin benim senaryom kullanılarak çekildiğinden emin oldum. Yani ben bir türlü ulaşamıyorum, önümde bir engel var, yani bir set var, geçemiyorum onu. Geri dönüş olmuyor yani. Sadece çamaşırların film şirketini arıyorum. Onlar diyorlar ki sadece dava açın diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Fragmanı izlediğinde senaryosunun Recep İvedik 6 filminde kullanıldığını söyleyen senarist Cengiz Yılmaz çaresiz kalınca yasal yollara başvurmuş ve dava açılması için avukatına talimat vermiş. Yasal haklarımın elde edilmesi için danışmanım olan Ahre Yapım Film Şirketi sahibi Mümtaz Köprücü Bey'le irtibata geçtim ve vekilim olan avukat Ali Akkaya'ya vekalet verdim. Bundan sonraki aşamalarda Mümtaz Bey ve vekilim avukat Ali Akkaya yasal sürecin takipçisidir. Türk adaletine sonsuz güveniyorum. Bakalım ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Cengiz Yılmaz'ın şok suçlamaları karşısında nasıl bir cevap verecek ve Recep İvedik 6 filmi için yasal süreç nasıl izleyecek hep birlikte göreceğiz. Senaryo benim emeğim, alın terim. Yani onu yazarken çok uğraştım. Türk adaletine güveniyorum, hakkımı almak istiyorum.